Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Rana önce üzülüp ağlamıştı. Sonra arkadaşlarına içten içe kızmaya başladı. Arkadaşlarının ellerindeki sapanlarla ağaçlarda yuva yapan kuşları vurmalarına anlam veremiyordu. Bu yaptıklarını yanlış bulduğunu söylemişti ama arkadaşları çok eğleniyordu. Güçsüz ve savunmasız kuşlara taş atmak nasıl eğlenceli olabilirdi? Arkadaşları kimseye zarar vermeden oynayabilecekleri başka eğlenceli oyunlar bulamaz mıydı? Sonra dedesinin yanına giderek olanları anlattı. Dedesinin bir şeyler yapmasını ve bu saçma eğlenceye son vermesini istiyordu. Dedesi olan bitene çok üzülmüştü. Bu çocuklara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak gerekiyordu. Hemen torunu Rana ile bahçenin dışındaki ağaçlık yere gittiler. Arkadaşları hala sapanla kuşları vurmaya devam ediyorlardı. Dedesi çocukları yanına toplayıp onlarla konuşmak istediğini söyledi. Çocuklar Ercan dedeyi çok sevdikleri için hemen onun sözünü dinleyip etrafında yer aldılar. Ercan dede söze başladı. Çocuklar, sizler yüreği merhamet ve insan sevgisiyle dolu olan bir peygamberin torunlarısınız. Peygamberimiz insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşır, hayvanlara eziyet edilmesine asla razı olmazdı. Düşmanları için bile kötü söz söylemezdi. Böyleyken siz nasıl savunmasız canlılara eziyet edebiliyorsunuz? Ali hemen, "Biz sadece eğleniyorduk Ercan dede," diye cevap verdi. Yavrum, eğlenmek istiyorsanız saklambaç oynayın, birdir bir oynayın, yakan top oynayın. Bu oyunlarla kimseye zarar vermemiş olursunuz. Orhan, Ercan dede doğru söylüyor. Biz yanlış yaptık ve yanlış yapmakta ısrar ettik. Yaptığımızın iyi bir şey olmadığı ortada, diyebildi. Ercan dede, bakın çocuklar, size peygamberimizden bir şey anlatayım dedi. Medine'de kıtlık olduğunda aç bir adam izin almadan kendisine ait olmayan bir bahçeye girmiş. Birkaç hurma yedikten sonra birkaç hurmayı da torbasına koymuş. Bahçe sahibi onu yakalayarak çok kötü davranmış. Adam peygamberimize gelerek bahçe sahibinden şikayet ettiğinde Hazreti Muhammed bahçe sahibine "O cahildi, sen ona öğretmeliydin. O açtı, sen ona merhamet edip onu doyurmalıydın." demiş. İşte çocuklar, bizim peygamberimiz rahmet peygamberidir. Yük hayvanlarına gücünün üstünde yük vurulmamasını emreder. Daha önce yaşamış toplumlardan bir kadının bir kediyi hapsederek açlıktan ölmesine sebep olduğu için cehennemlik, bir adamın da susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe kuyuya inerek ayakkabısıyla su çıkarıp ona içirdiği için cennetlik olduğunu anlatmıştır. Çevresinde olan herkese ve hayvanlara karşı merhametli olmalarını tavsiye etmiştir. Sizler kuşların veya başka hayvanların canını acıtmak yerine onlara gereğinde yardım etmelisiniz. İnanın, yardımlaştığınızda daha çok mutlu olacaksınız. Çocuklar hep beraber, "Haklısın Ercan dede, yanlış yaptık ama sen iyi ki bizi uyardın. Bundan sonra daha dikkatli olacağız," dediler. Rana sonunda rahat bir nefes almıştı. Kuşlar şen şakrak ötmeye devam etmişti. Çocuklar ertesi gün kuşların yuvalarının olduğu ağaçlara çıkıp ellerindeki su dolu kapları ve ekmek kırıntılarını yuvalara yakın yerlere bırakmışlardı. Bu davranışları onları sapanla taş atmaktan daha çok mutlu etmişti.